Ala Resulina salavat. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. 14. sözün zeyli. Bismillahirrahmanirrahim. İza zilziletil ardu zilzalaha ve ahrecetil ardu eskâleha ve kâlel insânu mâleha yevme izin tuhaddisu ekbâreha bi enne rabbeke evhâleha ilâ ahiri sure. Şu sure kat'iyen ifade ediyor ki küre-i arz hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor. Bazen de titriyor. Yani normal hareketine titreme dersek, bugün gündemde olan olay gibi hadisatına da deprenme diyoruz. Yani bir insan vücudu gibi kainatı veya dünyayı değerlendireceğiz. İnsan vücudu da normal hareket içerisinde, faaliyet içerisinde, müteharrik, mahiyeti itibariyle, yani fıtratta olan hakikat bize de nüksetmiş. Her şey müteharriktir. Hareket olmayan hiçbir şey yoktur bu alemde. İnsan da atomlarıyla, zerratıyla, hücreleriyle ve vücuduyla müteharriktir. Bunun büyüğü dünyada işte kendini gösteriyor. Fakat insanda bazı fevkalade durumlar olduğu gibi normal hareketinin dışında, değil mi? Dünyada da bu anlamda müteharrik şeyler oluyor. Üstad Hazretleri bunları başıboş telakki etmeyin diyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ifadesine göre bir yaprak bile yere vahiysiz, ilhamsız düşmüyor. Her bir kar tanesinin bir müekkel meleği var. Bir karınca bile hareketini Allah'tan müsaadesiz gerçekleştiremiyor. Koca küre, bu mükemmel ve musanna kainat din vahiysiz, ilhamsız hareket etmez. Zaten hareketindeki hikmet ve maslahat nizamdan, intizamdan, emirden haber veriyor yani. Başıboş değil yani. Bu depremler ve zelzeleler insanlığın başına tarih boyu meydana gelen olaylardır. Fenni izahları vardır, bilimsel izahları vardır. Üstad zaten onlara ilişmiyor. O bilimsel fenli izahlar da bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın adetullah, sünnetullah kanunları muvaciyesinde olan hadisat ve olaylardır. Biz o işi işin erbabına bırakıyoruz. Ancak yani bu depremlerin, bu zelzelenin Allah'la münasebeti, insanların ef'al ve akval ve halleriyle irtibatı da vardır. Hani bir hadis-i şerif var, bunu muazzez üstadımız şualardan naklediyor. Allah Allah diyen kalıncaya kadar kıyamet kopmaz. Yani insanların kulluğu, ubudiyeti, marifeti, imanı ve itikadı, kısaca Cenab-ı Hak'la münasebet ve irtibatı bir cihette dolayısıyla alemin sevk ve idaresinin de temelini oluşturuyor. Nasıl ki insansız bir ev, ruhsuz bir beden bir mana ifade etmiyorsa, yani ruh sultanı beden ülkesinden çıktıktan sonra ülke ne oluyor? Harap oluyor, yıkılıyor. Sonra da hücrelerin atomlarına dağılıyor. Oturulmayan ev nasıl ki harap ediliyorsa, bir nevi bu büyük evin, yani kainatın veya dünyanın temeli, esası, ruhu, insanların neticesi, hulasasıdır. O da yaratılan insanların Rableriyle münasebetidir. Yani onların kulluk ve ubudiyetidir. Bu kulluk ve ubudiyete zafiyet geldikçe, arıza geldikçe veya insanlar isyanla, küfranla, gayretullah'a dokunan olay ve hadisatla, değil mi, öne çıktıkça Cenab-ı Hak da evi silkeliyor, ikaz ediyor yani. Ha, bu ikazı da yaparken hikmet noktayı nazarından, sünnetullah, adetullah kanunları noktayı nazarından bazı unsurları da alet ediyor. Bugün fennin ve hikmetin nazara verdiği mekanizmaları da Cenab-ı Hak harekete geçiriyor.
Bu mekanizmalar sebepler canibinden bakılırsa bir bilimdir, doğrudur. Ancak esas noktayı nazarından bakıldığında, hakikat noktayı nazarından bakıldığında Cenab-ı Hakk'ın iradesinin dışında, kaderinin dışında bir izaha kalkışıldığında işte o zaman mahsurlar meydana geliyor. O zaman insanlar ibret alamıyor. Buna bir doğa olayı, tabiat olayı gözüyle bakıyorlar. Mesaj alınamıyor yani. Şimdi bakın Muazzez Üstadımız surenin hem malini hem tefsirini hem de o anlamda bizim alacağımız burada ibret derslerini nazara verecek. Şu sure kat'iyen ifade ediyor ki küre-i arz hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor. Bazen de titriyor. Bu metindir yani. Bundan sonra bazı sualler, cevaplar var. O sualle cevaplarla bu metini Muazzez Üstadımız açacak. Manevi ve ehemmiyetli bir canipten şimdiki zelzele münasebetiyle 6-7 cüz'i suale karşı yine manevi ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Tafsilen yazmak kaç defa niyet ettimse de izin verilmedi. Yalnız icmalen kısacık yazılacak. Birinci sual. Bu büyük zelzelenin maddi musibetinden daha elim, manevi bir musibeti olarak şu zelzelenin devamından gelen korku ve meyusiyet ekser halkın ekser memlekette gece istirahatını selbederek, ortadan kaldırarak dehşetli bir azap vermesi nedendir? Deprem vurdu gitti. Ölenler zaten gitti. Değil mi? Izdırabını çekti gitti. Kalanlar açısından artçı sarsıntıların meydana gelip onları manen sıkıntıya sokmanın, huzursuz etmenin bir mesajı olsa gerek. Hadisatın lisanından anlama amacına yönelik bir manadır bu. Bir ifadedir. Değil mi? Üstad şimdi buna cevap verecek. Yani o deprem olayında depremin şiddetine göre gidenler gidiyorlar. Ha, o depremin acısıyla, ızdırabıyla kimisi hastalanıyor, kimisi yaralanıyor, kimisi vefat ediyor. Peki kalanların başına gelen o manevi ızdırap ve çile, yani ölenlerin arkasındaki değil mi? İnlemeler, musibetler, sıkıntılar. Bir de depremin diğer sarsıntılarından meydana gelen o manevi azap. Ha, bunun hikmeti soruluyor işte. Yine manevi cevap şöyle denildi ki Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde, bu Erzincan depremiyle ilgili Üstad Muazzez Üstadımız o zaman bunu telif etmiş. Ramazan-ı Şerif'in teravih vaktinde kemal neşe ve sürur ile sarhoşçasına gayet heveskârane şarkıları ve bazen kızların sesleriyle radyo ağzıyla bu mübarek merkez-i İslamiyet'in her köşesinde cazibedarane işittirilmesi bu korku azabını netice verdi. Şimdi mesuliyetler, hatalar, isyanların yapılma yerleri ve şahısları gayretullah'a dokunma noktasında da farklılık arz ediyor. Ya bir insan vücudu gibi. Mesela gözün, kulağın, diğer organların ufak tefek arıza olmasında vücuda bir zarar olmaz. Değil mi? Bazen de muvakkat olur. Ama beyine ve kalbe bir arıza geldiği zaman, bir sıkıntı geldiği zaman bu kola gelen arızaya benzemez. Benzemediği şuradan belli ki Cenab-ı Hak vücutta iki tane organı muhafaza altına almıştır. Bak diğerleri serbesttir. Onların muhafazası diğer bunlar gibi değildir yani. Kolsuz insan yaşayabilir. Gözsüz insan yaşayabilir. Saçsız insan yaşayabilir değil mi? Kulaksız insan yaşıyor. Bir böbreği yok, iki böbreği yok, cihazla yaşıyor. Fakat beyin ve kalbi olmayan insan yaşayamaz. Ve Cenab-ı Hak iki tane organı korumaya almıştır. Beyni kafatası gibi sert bir yapının içerisinde muhafaza altına alıyor. Kalbi ise iman tahtası mı diyorlar? Göğüs kafesinin içerisinde en sağlam yerde orada onu muhafaza ediyor. Ki önemli ikisi. İkisi. Bunlar da diğerleri gibi dışarıda olsa, dokunmaya müsait olsa, adamı severken iltifat ederek adamı öldürür, çocukların hayatını değil mi? Şey yapar, sonlandırırız yani. Muhabbet bile zarar verir. Bakın Cenab-ı Hak bu iki organı korumaya almış. Şimdi dolayısıyla şimdi bunların arızası, bunların diyelim
şeyi, hastalanması diğer organlara benzemiyor. Şimdi dolayısıyla İslam aleminde hasreten hilafetin diyarı olan bu ülkede başka ülkelerde meydana gelen isyanların onda biri, yüzde biri dahi olsa gayretullah'a dokunuyor. Çünkü bura merkezdir. Bura kalp gibidir. Bura beyin gibidir. Kolun kaldırdığı yükü, başın kaldırdığı yükü bir göz, bir kalp, bir beyin kaldıramaz. Baş bir batman yükü kaldırabilir. Ama bir göz bir saça tahammül edemez. Ona ilişse gözü rahatsız eder. Gözün mekanizması hassastır. Aynen bunun gibi yani Dar-ı İslam ve onun da özellikle mayası hükmünde olan bu memleketimizde, bu ülkemizde öyle meseleler öyle hassas bir şekilde yani Allah indinde nazara alınıyor ki işte sair ülkelerde isyanlar veya tuğyanlar veya küfürler li hikmetin yani imtihan icabı müsaade edilse de bu ülkede bazı şeylere tahammül edilemiyor. Bu gayretullah'a dokunuyor. Azap daha acil, daha çabuk geliyor. Peki niçin gavurların yani ecnebilerin o zamanki tabir bu gavur tabiri şimdi ecnebiler diyoruz. Ecnebilerin memleketlerinde bu semavi tokat başlarına gelmiyor. Bu bir çare Müslümanlara iniyor. Genellikle musibetler ve belalar dikkat edin. Oranlama itibariyle baksak İslam aleminde Müslümanların başında daha fazla felaketler. Diğerlerine bu anlamda semavi arzi musibetler bu kadar isabet etmiyor. Şimdi Japonya'yı vurdu ama yani genel manada baktığımızda İslam aleminin başındaki bela ve musibetler daha şiddetli, daha dehşetli. Bunun da bir hikmeti var. El cevap, büyük hatalar ve cinayetler tehir ile büyük merkezlerde ve küçücük cinayetler tacil ile küçük merkezlerde verildiği gibi mühim bir hikmete binaen ehli küfrün cinayetlerinin kısmı azamı mahkeme-i kübra-i haşre tehir edilerek ehli imanın hataları kısmen bu dünyada cezası verilir. Çünkü ehli imanın işlediği hatalar dünyevi musibetlerle, imtihanlarla cezaları affedilebilir hatalar. Yani cehennemi icap eden ve ebedi cehennemde kalmayı icap eden küfri hatalar olmadığından dolayı dünyevi cezalar temizleme noktasında bir hizmet vazife ifa ediyor. Ama inanmayan insanların, Allah'ı kabul etmeyen insanların küfri günahları dünyevi ceza ve azapla temizlenemeyeceğinden dolayı onların hesabı ahirete mahkeme-i kübraya kalıyor. Köyde bir basit mesele yüzünden birbirine giren iki aile düşünün. Muhtar işlerini halledebilir. Karakol da işlerini halledebilir. Veya büyükler bir araya gelirler. Barışın derler, barıştırırlar. Fakat eğer köyde bir cinayet işlenmişse, bu terör olayı vuku bulmuşsa, bunu bu meselenin altından muhtar kalkamaz. Bunu oranın karakolu halledemez. Bu büyük merkezlere, vilayetlere, devlet güvenlik mahkemelerine getirilecek. Oralarda çözülebilir. Öyle değil mi? Aynen bunun gibi inanmayan insanların, Allah'ı kabul etmeyen insanların küfri günahları öyle dehşetli bir azabı icap ediyor ki, ettiriyor ki ancak bunun hakkından cehennem gelir. Ama Müslümanların muamelata taalluk eden, isyana taalluk eden, günahlara taalluk eden hataları ise değil mi? Dünyevi cezalarla bir nevi temizleniyor. İşte bu sebebe mebni Cenab-ı Hak dünyada ehli imanın başına bu anlamda musibetleri daha fazla veriyor. Temizliyor. İkinci noktada şu, hem Rus gibi olanlar mensuh ve tahrif edilmiş bir dini terk etmekle hak ve ebedi ve kabili nesk olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullah'a dokunmadığından zemin şimdilik onları bırakıp bunlara hiddet ediyor. Şimdi bizim de gayretullah'a dokunan hatamız ne? Yani Allah'ı kabul etmeyenler veya hakikatleri inkar edenler bozulmuş bir dine itiraz ediyorlar. Neshedilmiş bir din. Komünizm nereden çıktı? Genellikle Hristiyanlıktan çıktı. Zaten Hristiyanlık Allah'ın kabul etmediği
insanların bozduğu bir dindi. Bozulmuş dine, bozulmuş bir dine yapılan isyan ve itiraz da hak bir dine yapılan isyan ve itiraz arasında fark var. Hak dine yapılan itiraz gayretullah'a daha fazla dokunduğundan dolayı Müslümanlara ceza peşin geliyor. Diğerlerine bir cepte de tehirli geliyor. Bu da bizim ayrı bir cephemiz. Demek ki birincisi, işlenen kusurlar dünyevi cezalar affedilir nitelikte olduğundan dolayı Allah cehenneme bırakmıyor. Hapse bırakmıyor. Hapse bediye bırakmıyor. Dünyada temizliyor. İkincisi, Müslümanlar hak dine yaptıkları itiraz ve isyan diğer insanların bozulmuş dine muhalefetlerinin yanına konulduğunda gayretullah'a daha fazla dokunduğundan dolayı musibeti daha fazla celbediyor, cezbediyor ve biz hakkımızı peşinen diğerlerinden daha tacil edilmiş bir tarzda alıyoruz. Üçüncü sual. Bazı şahsın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Yani şimdi isyanları bütün insanlara yapmıyor. Günahları ve isyanların temelini oluşturan, altyapısını oluşturan faaliyetler var. Bunların da adetleri bellidir, zihniyetler bellidir, merkezleri bellidir. Onların yapmış olduğu isyanlara karşı herkesin için cezalandırılıyor. Yani musibetin umumi şekle girmesinin hikmeti nedir? Onlar cezalandırılsın. Böyle bir sual var. El cevap, umumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle ekser insanların o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihaken taraftar olmasıyla manen iştirak eder. Bakın bakın. Musibet âmmeye sebebiyet verir. Evet doğru. Günahların merkezleri belli. Organizasyonlar da belli. Coğrafyaları da belli. Şahısları da belli. Fakat bu günahlara insanlar ya iltizamen, ya iltihaken veya fiilen iştirak ettiklerinden dolayı. Ya fiilen destek oluyorlar, ya taraftar oluyorlar ve onları savunuyorlar. Ya onlara iltihak ediyorlar. Kendi onu yapmasa dahi onu benimsiyor. O hoşuna gidiyor. Nefsi ondan lezzet alıyor. Nefis ona iştirak edince o zaman kusur ve günah isyan o merkezlere, o şahıslara münhasır kalmıyor. Umumi şekle giriyor. Umumi şekle girince de musibet umumi olarak geliyor. Herkes hissesini alıyor. Peki ne olacak? Elinden geliyorsa, vazifeli ise fiilen onu durdurmaya gayret gösterecek. Vazifeli ise. Veya fikren muhalefet edecek. Veya manen iştirak etmeyecek. Allah'a dua edip yalvararak ya Rabbi bu beyinsizlerin yüzüne bizi yakma. Bizi perişan etme. Bizi onların günahlarına iştirak ettirme diye dua edip Allah'a yalvaracak. Bunu da yapmıyor. Allah korusun onların oyuncaklarına, sefaatlerine, günahlarına değil mi? Ya iltizamen, ya iltihaken veya Allah korusun fiilen iştirak ettiğinden dolayı işte bu musibetin celbine umumi olarak zemin hazırlıyoruz. Dördüncü sual. Madem bu zelzele musibeti, hataların neticesi ve kefareti zünuptur. Ha bir de Cenab-ı Hak musibeti verdi mi? Musibet hataların neticesinde tereddüt eden bir imtihandır, bir müeyyidedir. Musibetin hikmetli noktası nedir? Musibet günahları affettirir. Kefareti zünuptur. Bunun bir ötesi kahırla Cenab-ı Hakk'ın ceza vermesidir ki bu musibetten öte bir şeydir. Dolayısıyla musibet bir cihette de nimettir. Temizliyor, günahlarımızı affettiriyor. Madem kefareti zünuptur, masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Cenab-ı Hak masumları korusun. Onların suçu günahı yok ki kefareti zünub olsun. Hiç mesul değiller çocuklar. İhtiyarlar, değil mi? Hayvanlar, nebatat, bir yığın masum da o musibeti âmmenin altında eziliyor. Yanardağ patlıyor, milyonlarca insan gidiyor. Cihan harbi kopuyor, 20 milyon insan gidiyor. Bir deprem oluyor, değil mi? Günahlısı, günahsızı fark etmiyor. Hepsi göçüğün altında bir cihette telef olup gidiyor.
günahsız insanların, masumların telef olmasının hikmeti nedir? Buna adaletullah nasıl müsaade eder? Yine manevi canipten cevap. Bu mesele sırrı kadere taalluk ettiği için Risale-i Kadere havale edip yalnız burada bu kadar denildi ki وَاتَّكُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً Öyle bir fitne, öyle bir beladan, öyle bir musibetten sakındınız ki geldiği zaman sadece zalimleri değil, mazlumları, masumları da yakar. İmtihan sırrı böyle icap eder. Onları ayıklasa inanmanın bir esprisi kalmaz. İmtihan sırrı fert olur, teklif zayi olur. Ne olacak? Kuru yaşla beraber, yaş kuruyla beraber yanacak. Masumların Allah indinde mükafatı elbette olacaktır. Onu biz Allah'ın rahmetine havale ederiz. Bu cihan harbi ile ilgili üstadımıza bir sual soruyorlar da. Yani bu iki tane, üç tane, on tane zalimin bir araya gelip kendi menhus karanlık emellerini bütün insanlığı alet etmeleri ve cepheye giden insanlar da bir cihette masum sayılabilir. Çünkü gitmese hain ilan edilip bu taraftan vurulacak. Gitse hayatını korumak için harp edecek. Yani onlar da perdenin gerisini bilmiyorlar. Değil mi? Üstadımız çok güzel bir cevap veriyor. Musibetse de mükafat ister diyor. Ya hatalı amirin sevabı taksim olacak. O ise hiç hükmündedir. Zaten günahkar insanlar. Nereden sevabı bütün insanlara taksim olup da kifayet edecek? O zaman bunların mükafatını, hazineyi gayb Allah verecektir. Allah indinde ise bu ağır imtihana maruz kalıp telef olmanın neticesi mertebe-i şehadet ve gaziliktir diyor. Evet. Malları gitse sadaka oluyor. Canları gitse şehit oluyor. Bakın dikkat ediyor musunuz? Hatta ne kadar günahkar olursa olsun üstadımız iman dahi etmese diyor. Bu ağır musibete maruz kalıp telef olman, ızdırap çekme Allah indinde mutlaka bir karşılığı vardır diyor. Mutlaka. Evet. Yani bir bela, bir musibetten çekindiniz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Nuh tufanında hiç kimse kalmamış. Hep telef olmuş, helak olmuş gitmişler. Kaç defa el değiştirmiş bu dünya. Üstad şu ölüme bakın diyor. Hayattan ziyade bir istediği vardır. Şu mezaristan İstanbul Allah kaç defa boşaltmıştır. Bugün Japonya'daki deprem dikkatimizi çekiyor. Normal standartlarda her gün dünyada aşağı yukarı 500 bin insan, 600 bin insan ölüyor. Bir bu kadarı da geliyor. Ama bunlar farklı bölgelerden çekildiğinden dolayı, farklı coğrafyalardan dikkatimizi çekmiyor. Toplayın bir araya getirin, Allah bir şehir yıkıyor, bir şehir yapıyor esasında. Fakat bir yerden toplu gittiği zaman bu bizim dikkatimizi çekiyor. Şu ayetin sırrı şudur ki, bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır. Ve dar-ı teklif ve mücahededir. İmtihan yeridir bura. İmtihanda sualler, cevaplar karışır. Cevaplar verilmez. Herkes imanının, marifetinin, ubudiyetinin, faziletinin, değil mi, mahiyetine göre imtihana tabi olacaktır. Ona göre sorulara cevap verecektir. İnsanların içinde yağ ayran birbirinden ayrılacaktır. Elmas gibilerle kömür gibiler tefrik edilecektir. Bunun da altında yatan gerçek imtihana talip olmaktır. Bir dağda faraza diyelim 10 kilo elmas var. 1000 kilogramda altın var. 10 bin kilogramda gümüş, ilahir, demir neyse. Ama bunlar hallaç gibi atılmasa, değil mi? Bir ateşe verdirilip yandırılmasa, indiklerden süzülmese toprak olarak görünecek. Herkes toprak görecektir yani. Koca dağ toprak görünüyor. Geçin imtihana tabi tutun. Ayrıştırın bunları birbirinden. Bakın madenler meydana gelir. Kül bile meydana gelir. Şu imtihanın yapısında bu vardır. Teşkilat başladı mı? Külden ta elmasa kadar mertebeler oluşur. İnsanları okullara göndermeyin, mekteplere. Herkes saçlı, sakallı, değil mi? İhtiyar çocuklar hükmünde kalır. Seviyeler birbirine yakındır. Yani yumurtalar gibidir insanlar.
Yumurtalar birbirine benzerler. Hepsinin dış kısmı beyazdır, içerisinde sitoplazması vardır. Bir de sarı çekirdeği vardır vesaire. Farklılık büyüklük ve küçüklüktedir. Deve kuşunun yumurtası büyüktür, güvercininki küçüktür. Mahiyeti itibariyle hepsi birbirine benzer. Peki birbirine benzeyen bu yumurtaları imtihana tabi tutun. Kuluçka makinalarına koyun. Altından çıkanlara bakın. Birisinden timsah, birisinden tavus kuşu, birisinden yılan, diğerinden değil mi? Kartallar. Birisinden kaplumbağa, başkasından leylekler çıkacak yani. Birisinin albenisi var. Seyret, sev diyor. Öbürüsü bana yaklaşma diyor. İmtihandan bak neler çıktı. Üstadımız diyor, biz ekiyoruz ve ekiliyoruz. Bizim açılımımız ahirette meydana gelecektir. Şimdi yumurtalar gibi insanlar birbirine benziyor. Şimdi bu insanlar vefat edip de ruzu mahşerde bizim yani girdiğimiz yerden çıkmamız esnasında çok değişkenlikler meydana gelecektir. Çok farklılıklar oluşacaktır. İşte imtihan da bu anlamda insanların yeteneğini, istat ve kabiliyetlerini açıyor. Onların niyetlerinin ortaya çıkmasına vesile oluyor. İç aleminde gizleyip sakladıklarının da nüksetmesinin altyapısını oluşturuyor imtihanlar. Hani şunu söylerler, insanlar konuştuklarında değil, konuşamadıklarında gizledirler. İnsanlar yaptıklarında değil, bakın yapamadıklarında saklıdırlar. İşte o imtihanlar, hele Cenab-ı Hakk'ın başımıza verdiği, getirdiği imtihanlar, hele bunun da en büyüğü ruzu mahşer, öyle bir hakikatle ortaya çıkacak, öyle şeyler meydana getirecek ki, hakiki insan niyetiyle, ihlasıyla o zaman ortaya çıkacak işte. Surete biz şimdi birbirlerimize benziyoruz. İnsan diye birbirimize, mümin diye iltifat üstün zannediyoruz. Ama herkesin iç aleminde gizlediği Allah canibinden bellidir. İşte bu hakikat ruzu mahşerle ortaya çıkacak. Acaba bu ne çekirdeğidir? Toprağa koy belli olur. Toprak açıyor, çıkartıyor yani. Evet, şu ayetin sırrı budur ki bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır. Ve darı teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdeli kalıp ta müsabaka ve mücahede ile Ebu Bekirler âlâ-i illiğine çıksınlar. Ebu Cehiller esfel-i safiline düşsünler. İslamiyet olmasaydı, öyle bir imtihanı Cenab-ı Hak vermeseydi nasıl bunlar ayrışıp farklılık arz edecekti ki? İslamiyet de bunlar birbirine benzeyen insanlardı. Ama İslamiyet geldi, bunları birbirinden ayırdı. Eğer masumlar böyle musibetle de sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup, mücahede ile manevi terakki kapısı kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Herkes mecburen iman edecekti. Herkes menfaati icabı ibadet yapacaktı. Herkes musibetten kurtarmak için Allah'a yaklaşacaktı. O zaman buna imtihan denmeyecekti. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmet ilahiyece lazım geliyor, acaba o biçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Bak, sual kademe kademe gidiyor. Demek ki imtihan icabı masumlar da, mazlumlar da, hatta hayvanat dahi her bir canlı da musibetten hissesini alacak. İmtihanın icabı bunu gösteriyor. Peki onlar da hissesini aldı. Allah indinde mükafatları ne? Bu suale karşı cevaben denildi ki o musibetteki gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup baki bir mal hükmüne geçtiği gibi, halbuki yaşasaydı o kadar malı tasadduk edemeyecekti. Hayır namı hesabına kullanamayacaktı. Cenab-ı Hak o musibet ona vermekle ne yapıyor? Malını toptan sadaka namı hesabına kayda geçiyor. Hayatları dahi, bak sadaka olup, demek ki malları sadaka olup, baki bir mal hükmüne geçtiği gibi, fani hayatları dahi, bir baki hayatı kazandıracak derecede,
bir nevi şehadet hükmünde olarak cephede ölmek de şehadettir. Ağır musibetlere maruz kalıp gitmek de bir manevi şehadettir. Cenab-ı Hak o anlamda günahları temizliyor. Malı sadaka olarak, değil mi, kayda geçtiği gibi canı da şehadet noktaya nazarında değerlendiriyor. Hükmünde olarak nispeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele onlar hakkında aynı gazap içinde bir rahmettir. Zaten veren Cenab-ı Hak'tır. Bizim onlarla ne kadar münasebetimiz var? Ne kadar irtibatımız var? İman kardeşimiz diyelim, Müslümanlarsa diğerler insan noktasında kardeşimiz. İnsanlık açısından kardeşimiz. Ama Allah'ın mahluku, Allah'ın masnuğu, hayatlarını, rızıklarını Cenab-ı Hak veriyor. Allah onlara bizden daha yakın. Böyle bir Rabbul Alemin, şefkatli bir zat, onların başına böyle ağır bir musibeti verip onları bu imtihana düşer ediyor, maruz bırakıyorsa Allah'tan fazla şefkat, Allah'tan fazla merhamet haddimizi aşar bizim. Hikmeti vardır, maslahatı var deyip elimizden geleni yaparız. Gerisini Allah'ın, değil mi, kaderine, rahmetine havale ederiz. Beşinci sual. Adil ve rahim, kadir ve hakim neden hususi hatalara hususi ceza vermeyip koca bir unsuru musallat eder? Depremi, arzı musallat ediyor. Yağmuru musallat ediyor. Denizi musallat ediyor. Sesle helak ediyor. Taş yağdırıyor mesela. Taş yağdırıyor. Hadi orada bir vesileyle, bir sebeple onları terbiye etsin. Bir grup insan hatasına mebni, musibet umumi şekle giriyor. Bir de koca bir küre arzı veya hava unsurunu, su unsurunu onlara musallat ediyor. Bunun hikmeti soruluyor. Bu hal cemal rahmetine ve şumulu kudretine nasıl muvafık düşer? El cevap, Kadir-i Zülcelal her bir unsura çok vazifeler vermiş. Sadece arzın harekete geçmesinin sebebi insanları sadece terbiye değildir. O bir vazifesidir. 100 vazifesi, 1000 vazifesi varsa bizim bilip bilemediğimiz o sadece bir vazifesi. Bizim yani idrakimize, muhakeme alanımıza giren bir vazifesidir. Bir unsurun bir tek vazifesinde bir tek neticesi çirkin ve şer ve musibet olsa da sair güzel neticeler bu neticeyi de güzel hükmüne getirir. Eğer bu tek çirkin netice vücuda gelmemek için insana karşı hiddete gelmiş o unsur o vazifeden men edilse o vakit o güzel neticeler ad edince hayırlar terk edilir ve lüzumlu bir hayrı yapmamak şer olması haysiyetiyle o hayırlar edince şerler yapılır. Ta bir tek şer gelmesin gibi gayet çirkin ve hilaf-ı hikmet ve hilaf-ı hakikat bir kusurdur. Kudret ve hikmet ve hakikat kusurdan münezzehtirler. Madem bir kısım hatalar unsurları ve arzı hiddete getirecek derecede bir şumulli isyandır ve çok mahlukatın hukukuna bir tahkirli tecavüzdür, elbette o cinayetin fevkalade çirkinliğini göstermek için koca bir unsura külli vazifesi içinde onları terbiye et diye emir verilmesi aynı hikmettir ve adalettir ve mazlumlara aynı rahmettir. Bak çok güzel meseleyi nazara verdi muazzez üstadımız. Demek ki koca bir unsurun musallat olmasının sebepleri var. Sebepleri var. Tek sebebi insanları terbiye değildir. O depremin bizim bilmediğimiz dünya ile ilgili, bakın Cenab-ı Hakk'ın sanatıyla ilgili, kaderiyle ilgili veya diyelim kainatla ilgili vesaire bütün mahlukatla alaka noktasında çok büyük vazifeler, hikmetleri vardır. Bir ciheti de isyana girmiş, çığırından çıkmış, mizanını bozmuş insanları terbiye et. Yani şu işi yaparken bunu da hallet de gel. Asıl maksat o değil. O olsa her zaman depremde insanlar bir cihette azap çeker, imtihana maruz kalır. Bak öyle olmuyor. O depremin, o zelzelenin bizim bilmediğimiz çok büyük hikmetleri ve faydaları vardır. Üstad bunları bir cihette nazara veriyor. Konu çok uzun, oraya girmeyelim. Bir cümle nakledelim. Dünyanın içerisinde dahil infilak ve inkılaplar o kadar şiddetli ve dehşetli ki diyor. Eğer depremle o fayın kırılması veya yanardağla o teneffüs etmese dünya paralanıp parçalanacak. Yani insanın burun deliklerini düşünün.
Ne kadar insan burnunu ve ağzını kapatıp durabilir ki? İçten gelen harekat nefes alma verme mecburiyetini meydana getiriyor. Tıkadığımız zaman vücut gidecek. Şimdi yanardağlardan püskülen lavlar, dünyanın dahilinde meydana gelen infilak ve inkılapların bir nevi burun delikleri nefes alıp veriyor. Bakın şu köprü, Boğaz Köprüsü hafif bir esneme payı olmasa yıkılır. Uzmanları dinleyin. Onun hareketi varlığının istikrarını temin ediyor. Emniyet altına alıyor. Aynen bunun gibi deprem ve zelzeleyle birikmiş olan o gaz, o enerji açığa çıkmasa belki dünya parçalanacak, dünya mahvolacak, bütün insanlığa felaket gelecek. Fakat biz tedbirimizi alacağız. Cenab-ı Hak dünyaya şekil ve suret verirken esas bilimsel gerçekleri de ortaya koyuyor. Bakın uzmanlar diyor ki dünyanın en sağlam yerleri dağların tepeleridir. En sıkıntılı yerleri ise denizin sahilleridir. Denizin sahillerine gökdelenler yapıyoruz, dağların başına kulübeler yapıyoruz. Ters. Sahillere ufak tefek yerler yapıp dağların tepelerine yüksek binalar yapmak lazım. Değil mi? Bak ne oldu? Kader de yani bu dünyaya, bu yanlış muamelemize mebni müeyyedesini ortaya koyuyor işte. Cezayı veriyor yani. Evet. Altıncı sual. Zelzele, küre-i arzın içinde inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet inşa edip, adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Ne diyorlar işte? Fay bölgesi çatlıyor veya kırılıyor. Biriken enerji ortaya çıkmakla bunu tetikliyor. Evet, bunlar doğru. Bilimsel gerçekle Cenab-ı Hakk'ın adetullah kanunlarının ortaya çıkmasıdır. Fakat işin perde arkasını görmek lazım. İşte şimdi burada onu anlatacak bize. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar ta ki intibaha gelsinler. Niçin o fayı hareketlendiriyor? Niçin ne zaman hareketleneceğini bilmiyoruz? Bak bunlar hep kaderin tensibiyle alakalı olan şeylerdir. Depremin ne zaman olacağı bilinmiyor. Ancak yaklaşan depremin ipuçlarını nazara alarak keşfedebiliyorlar. Yağmurun mebadileri gibi. Bazı romatizma hastalığa maruz kalan insanlar da yağmurun birkaç saat sonra yağacağını biliyorlar, tahmin ediyorlar. Rasathanelerde bunlar keşfediliyor. Fakat 3 yıl sonra, 5 yıl sonra yağmur nereye nasıl yağar? Bunu tespit eden bir rasathane var mıdır? Kaderden çıkmış, kudretin planının önüne gelmiş, mebadileri nem nevinden kendini gösteren yağmuru bilmek, gaybı bilmek değildir. Gayıptan çıkmış, bize yaklaşanı bilmektir. Deprem ancak bu anlamda bilinebiliyor. Şimdi 2 yıl sonra, 3 yıl sonra nerede, nasıl deprem olur, hangi şiddette, bunu hangi uzman bilebilir? Yuvarlak bir rakamla yaklaşıyorlar olaya. İşte bu da gösteriyor ki kaderin bir tensibi var. Gazı biriktiren, enerjiyi biriktiren Cenab-ı Hak ne zaman emrederse o zaman açığa çıkıyor. Şimdi perdenin gerisini böyle bilinmez, tanınmazsa işte bu olaya bir tabiat olayı gözüyle bakıldığında kimse ibret dersi alamaz. Kimse Cenab-ı Hakk'ın insanları terbiye amacına yönelik de bir vazifesi olduğunu idrak edemez. Ne nefis muhasebesi yapar, ne vaziyetini gözden geçirir. Allah korusun, mesajı almadığından dolayı günahlar aynı şekilde isyanlarla devam eder. Bu defa Cenab-ı Hak daha ağırını verir. Eğer insanlar birbirlerini bu noktada yani harekete geçirip dürüst yaşamayı, yani adil bir düzen ortaya koymayı, şefkatle birbirlerine muamele etmeyi, şu dünya evimizde huzur ve saadetle yaşamayı temin etmezlerse, edemezlerse, bu Allah korusun isyana veya ciddi aşırı günahlara giderse, insanların yapmadığı bu vazifeyi Cenab-ı Hak unsurlara yaptırıyor. Onlarla arama faturası da ağır oluyor işte. Musibet bu anlamda daha sonra devreye giriyor. Evet. Bu hadisenin manevi esbabının ve neticelerini görmüyorlar. Ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinad ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? El cevap,
dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Yani bu da dalaletten başka deyince bilimsel anlamda karşı çıkmıyor. Hadiseye yapan gözüyle, tetikleyene sahip gözüyle bakan açısından üstad bunu böyle değerlendiriyor. Yoksa onların anlattığı hakikatlerin bilimsel bir şeyi var, doğruluğu var. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş muntazam gömlekleri giyen, şimdi dünyayı tarif ediyor. Ve değiştiren küre-i arzın üstünde binler envaın bir tek nevi olan, mesela sinek tayfesinden, hassiz efradından bir tek ferdin, yüzer azasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki koca dünyada bütün mahlukatın içerisinde değil mi bir tayfa olan sinek, onların da milyarlarcasının içerisinde bir tanesi olan bir tekinin yüzlerce azasından bir tanesi Allah'tan müsaadesiz tahrik olunmaz harekete geçmezse, bütün o masnuatın yaşadığı merkezi evi olan dünyanın zelzelesi ve depremi tesadüfi olabilir mi? Başıboş olabilir mi? Haşa. Değil hassiz-i şuurun beşiği ve anası ve merci olan ve hamis olan koca küre-i arzın ehemmiyetli efal ve ahvali, belki hiçbir şeyi cüzi olsun külli olsun irade ve ihtiyar ve kast-ı ilahi haricinde olamaz. Fakat kadir-i mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Allah'ın böyle bir kanunu var. Adetullah kanunu. Bir şeyi yaparken, yaratırken bir vesileyle yaratıyor. İnsanı yaratacaksa evliliği vesile kılıyor. Hücreleri doyuracaksa yemeği içmeyi vesile kılıyor. Değil mi? Geceyi getirmesi bir vesile, gündüzü getirmesi ayrı bir vesile. Bütün muamelat burada sebeplere takılmış. Aynen bunun gibi depremi verecekse elbette gazı biriktirecek, enerjiyi açığa çıkaracaktır, fay kırılacaktır. Fakat bunlar birer sebeptir. Emreden, hareket et diyen, gazı boşalt diyen, enerjiyi açığa çıkar, kırıl diyen bir hakikat var. Bir zat var yani. İşte bu zattan habersiz olaya bakmak, olaya izah getirmeyi üstad dalalet diyor. Evet. Fakat kadir-i mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi madeni inkılabat dahi olsa yine emir ve hikmet ilahiye ile olur, başka türlü olamaz. Mesela bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Bak çok güzel bir örnek. Vuran adama hiç bakılmasa, yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasında hasr-ı nazar edip, bir şere maktulün büsbütün hukukunu zayi etmek ne derece belayette divaneliktir. Biri birini vurmuş. Nasıl vurulduğunu anlatıyor. Uzmanlar vurmuşlar. Silahın özelliğini, kaç metreden sıkıldığını, hangi kurşun ne kadar girdiğini, hangi organı parçaladığını, nasıl öldüğünü anlatıyor. Raporu koymuş. İş bitti. Tamam, alın hastanızı götürün veya şeyinizi. Cenazenizi. Ne oldu? Katil önemli değil. Raporu bu işte. Böyle vurulmuş, böyle ölmüş bu adam. Dense ne kadar bir zavallılıktır. Bütün dosyanın, raporların hazırlanmasının maksadı nedir? Maktulün değil, hukukunu katilden sormaktır. Katil bulunmadıktan sonra raporun bir anlamı kalmıyor ki. Şimdi deprem nasıl olduğunu anlatıyorlar. Enerjinin nasıl biriktiğini de anlatıyorlar. Fay bölgelerinde tarifle tayin ediyorlar. Silahın tayini gibi, kaç metreden sıkıldığı veya kurşunun sürati neyse. Ama kim bunu tetikledi? Harekete getiren kim? Yapan kim? Fayı kıran kim? İşte bunu nazara vermezlerse bu da ayrı bir yanlışlık, eksiklik oluyor yani. Aynen öyle de Kadir-i Zülcelal'in musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyaresi olan küre-i arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı, enerjiyi, ehli gaflet uyan uyandırmak için ateşlendir diye olan emr-i Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamakatın da en eşneği, en kötüsü, en tehlikelisidir. Altıncı sualin tetinmesi.
ve haşiyesi, ehli dalalet ve ilhat, mesleklerini muhafaza ve ehli imanın intibahlarına mukabele ve mümanaat etmek için o derece garip bir temerrüt ve acip bir hamakat gösteriyorlar ki insanı insaniyetten pişman eder. Mesela bu ahirde beşerin bir derece umumiyet şeklini alan zulümlü zulümatlı isyanından, kainat anasır-ı külliye kızdıklarından ve Halik arz-ı semavat dahi değil hususi bir rububiyet, belki bütün kainatın, bütün alemlerin Rabbi ve hakimi haysiyetiyle, külli ve geniş bir tecelliyle, kainatın heyeti mecmuasında, rububiyetin daire-i külliyesinde nevi insan uyandırmak ve dehşetli tuğyanından vazgeçirmek ve tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak için emsalsiz kesilmeyen bir su, hava ve elektrikten zelzeleyi, fırtınayı ve harb-ı umumi gibi umumi ve dehşetli afatı nevi insanın yüzüne çarparak onunla hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini ve hakimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde. İnsan suretinde bir kısım ahmak şeytanlar ise o külli işaret-i Rabbaniye'ye ve terbiye-i ilahiyeye karşı eblehane bir temerrüt ile mukabele edip diyorlar ki tabiattır, bir madenin patlamasıdır, tesadüfidir. Güneşin hararet elektrikle çarpmasıdır ki Amerika'da 5 saat bütün makinaları durdurmuş ve Kastamonu vilayeti cevvinde semasında ve havasında semayı kızartmış, yangın suretini vermiş diye manasız hezeyanlar ediyorlar. İşte gel belahet ve hamakatın nihayetsiz derecelerine bak ki 100 sayfayla tarif edilse ve hikmetleri beyan edilse ancak tamamıyla bilinecek derin ve geniş bir hakikat-ı meçhuleye bir nam takar, malum bir şeymiş gibi. Bu budur der. Mesela güneşin bir maddesi elektrikle çarpmasıdır. Hem birer irade-i külliye ve birer ihtiyar-ı am ve birer hakimiyet-i neviyenin unvanları bulunan ve adetullah namıyla yad edilen fıtri kanunların birisine hususi ve kasti bir hadise-i rububiyeti icra eder, irca eder. O irca ile onun nispetini irade-i ihtiyariyeden keser, sonra tutar tesadüfe, tabiata havale eder. Ebu Cehil'den ziyade muzaaf bir eçeliyet gösterir. Bir neferin veya bir taburun zaferli harbini bir nizam ve kanun askeriye isnat edip kumandanından, padişahından, hükümetinden ve kasti harekattan alakasını keser misillü asi bir divane olur. Hem meyvedar bir ağacın bir çekirdekten icadı gibi bir tırnak kadar bir odun parçasından çok mucizatlı bir usta 100 okka muhtelif tahamları, 100 arşın muhtelif kumaşları yapsa, bir adam o odun parçasını gösterip dese bu işler tabii ve tesadüfi olarak bundan olmuş, o ustanın harika sanatlarını, hünerlerini hiçe indirse ne derece bir hamakattır. Aynen öyle de nokta nokta nokta. Kısa bir yer kaldı. 7. sual. Bu hadise-i arziye, bu memleketin ahali-i İslamiyesine bakması ve onları hedef etmesi ne ile anlaşılıyor? Ve neden Erzincan ve İzmir taraflarına daha ziyade ilişiyor? El cevap, bu hadise hem şiddetli kışta, hem karanlıklı gecede, hem dehşetli soğukta, hem Ramazan'ın hürmetini tutmayan bu memlekette mahsus olması, hem tahribatından intibaha gelmediklerinden hafifçe onları uyandırmak için o zelzelenin devam etmesi gibi çok emarelerin delaletiyle bu hadise ehli imanı hedef edip onlara bakıp namaza ve niyaza uyandırmak için sarsıyor ve kendisi de titriyor. Biçare Erzincan gibi yerlerde daha ziyade sarsmasının iki veçi var. Biri hatalara az olmak cihetiyle temizlemek için tacil edildi. İkincisi o gibi yerlerde kuvvetli ve hakikatli iman muhafızları, İslamiyet hamileri az veya tam mağlup olmak fırsatıyla ehli zındıkanın orada tesirli bir merkezi faaliyet tesisleri cihetiyle en evvel onları tokatladığı ihtimali var. La ya'lemul gaybe illallah.